büyük taarruza Batı cephesi komutanı sıfatıyla katıldı. Budanya Mütarekesi'nde ve Lozan Anlaşması'nda Türk heyetine başkanlık yaptı ve anlaşmaları imzaladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 1934 yılında İnönü muharebelerindeki başarılarından dolayı İnönü soyadını aldı. Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938'de Cumhurbaşkanı seçildi ve 1950 yılına kadar da görev yaptı. 1950-1960 yılları arasında muhalefette yer alan İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiştir.